Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine bir kış hazırlığıyla sizlerleyim. Bugün hep beraber yağlı biber turşusu hazırlayacağız. Dilerseniz yağlı biber turşumuzun yapımına geçebiliriz. İlk olarak turşumuz için kullanacağımız biberlerimizi iyice yıkayalım. Yıkadığımız biberlerimizi iri iri doğrayalım. Ben turşum için kıl biber kullanmayı tercih ettim. Siz de evinizde bulunan biberlerinizi kullanabilirsiniz. Turşumuz için orta boy iki baş sarımsağı soyup isteğe göre ikiye bölelim. İsteğe göre turşumuza 5-6 tane cin biberi delikler açarak hazırlayalım. Ben kıl biberlerim tatlı olduğu için 5-6 tane cin biber kullandım. Eğer sizin biberleriniz acıysa cin biber kullanmanıza hiç gerek yok. Sıra geldi hazır olan malzemelerimizi kavanozlarımıza doldurmaya. Kıl biber, sarımsak ve cin biberlerimizi yarım kiloluk kavanozlarımıza dolduralım. Kavanozu doldururken ara ara elimizle bastıralım ki biberlerimiz kavanozun içerisinde iyice sıkışsın. Diğer kavanozumuzu da yine aynı şekilde dolduralım. Ben 1 kilo kıl biberle 2 adet yarım kiloluk kavanozu doldurdum. Siz de isteğe göre ölçünüzü artırıp azaltabilirsiniz. Turşumuzu tatlandırmak için kaya tuzu, toz şeker, üzüm sirkesi ve sıvı yağı hazırlayalım. Her bir kavanoza 2 çay kaşığı kaya tuzu ve 1 çay kaşığı toz şeker ekleyelim. Son olarak 1 çay bardağı sıvı yağı ve 1 çay bardağı üzüm sirkesini kavanozlarımızın üzerine ekleyelim. Bir kaşık yardımıyla biberlerimizin üzerlerine bastıralım ki biberlerimiz tamamen ıslansın. Hazır olan turşumuzun kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. Diğer kavanoza da aynı ölçüde kaya tuzu, toz şeker, sirke ve sıvı yağ ekledikten sonra kapağını kapatıp hazırlayalım. İsteğe göre sirke ve sıvı yağı ocakta kaynatıp kaynar bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Fakat ben kaynatmadan çok daha güzel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Hazır olan turşularımızı tezgahın üzerine yan bir şekilde koyalım ve ara ara turşularımızı çevirelim. Turşularımızı bu şekilde 3 gün boyunca belli aralıklarla çevirelim ki içerisine eklediğimiz malzeme biberlerin her yerine eşit bir şekilde temas etsin. 3 gün boyunca çevirdiğiniz turşularınızın bu süre içerisinde yavaş yavaş renklerinin sarardığını göreceksiniz. Ben bu videomu çok değerli bir takipçimin isteği üzerine hazırladım. Umarım o da şu anda videomu izliyordur. Evet arkadaşlar, 3 günün sonuna geldik ve turşumuz gördüğünüz rengi aldı. Bu 3 günün ardından hazır olan yağlı biber turşularımızı isteğe göre buzdolabına veya güneş almayan serin, karanlık bir yere yerleştirelim. Bu yöntemle kurulan yağlı biber turşularımızda herhangi bir erime veya bozulma kesinlikle olmuyor. Yağlı biber turşusu tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı
ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yepyeni bir videoda buluşana dek sevgiyle kalın.